kışın veya yazın bu küçük evde saklarlar. Bunun adı serentidir. Diğer saz amacı serin yer anlamına gelir. Yani serenti. Bunların ayakları vardır. Ayakların üzerinde böyle bir tekerlek gibi bir ahşap vardır. Bunun amacı vardır. Farelerin çıkmaması için. Bu şekilde kullanılır. Bu şekilde bunlar kullanılır. Buradan kesinlikle şey çıkmaz, fare çıkamaz. Bundan başka tek tek söyleyeyim ben size. Bunların balkonunda kurulur. Burada mısırdan yarma dediğimiz mısırdan yapılır. Unun biraz kalını. Yine yöresel olarak ismi değişebilir ama işte köylünün baltasının girecesini, bıçağının ağzını yaptığımız kösele dediğimiz bir alet vardır. Böyle çevirerek burada tamamen onların ağızları yapılır. Bu serentilerin altında ayakları konduktan sonra bir boşluk vardır. Bu boşluğa da köylü tamamen yakacaklarını koyar. Hayvanların yiyeceklerini koyabilir. Burayı da kışın su almadığı için, yağmur yağmadığı için kullanır. Burada görüyorsunuz fındık çuvalı vardır. İçinde fındık var. İşte burada mısır koyduğumuz çuval vardır. Bu kösele dediğim, işte serentinin ekseri bu yanlarında olur. Koyarlar işlerini görmek için. İşte değirmeni. En altında odun veya hayvanlara verecek ot, saman gibi bunlar konur. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? El sanatları öğretmeniyim. Giresun'da yaşıyorum. 35 yıldır bu işi yapıyorum. Herhangi başka bir mesleğiniz var mı? Hayır. Yalnız öğretmenim. Çok fazla talep oluyor mu peki? Çok fazla bir talep olmuyor. Çünkü bizim rakibimiz olarak Çin malları var. Onlar olduğu sürece fazla bir talep olmuyor. Bu evlerin özel bir ismi var mı? Var. Serente. Aslında serin yer anlamına gelir. Köylülerimiz ürünlerini yazın, kışın burada saklar. Peki geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Ben kendim emekliyim. Ticari amaçla yaptığım sürece el sanatları zaten bitmek üzere bu konuda. İşte bu aralar ancak işte kiramı ödediğim kadar. Ama önceden daha farklıydı. Şimdi piyasadaki pahalılık çok bizi şey yapmıyor ama Çin malları bizi çok engellediği için biz de bu mesleği yavaş yavaş bırakmak zorundayız. Peki bu mesleği kimden öğrendiniz? Bu mesleği öğrenmek bu biraz yanlış oluyor. Kendi içinde olması lazım. İşte köy çocuğu olduğum için köyde yapılanlara merak sardığımdan daha sonra kendim de yapmaya başladım. Ne kadar vaktinizi alıyor bu evleri yapmak? Normalde devamlı çalışırsam 8'de 10 saat alıyor. Yeni neslin bu işi yapmamasını ve ilgilenmemesini nasıl karşılıyorsunuz? Yeni nesil bu işi yapma şansı bence yok. Nedeni de biraz da çıraklık olması lazım. Çıraklık eğitimi alması gerekli. Yani çocuğun biraz da küçük yaşlarda başlaması lazım. Liseden sonra bu işe başlarsa öğrendiği zaman aradan 2-3 yıl geçtikten sonra bu işi çok seven olur. Yani liseden sonra bu işi severek kimse yapmıyor.